Okyanus keşfedilecek uçsuz bucaksız bir dünyadır. Dünya üzerinde ormanlar, dağlar, ovalar ve çöller erişilebilirdir. Ancak deniz dünyası gözlemlemek için çok daha az açıktır. İnsanların Ay'ı ya da Mars'ı keşfetmeyi ve hatta haritalamayı başardığını, ancak okyanuslarımızın sadece küçük bir kısmını bildiğimizi düşünün. Okyanus tabanının sadece %5'i insanlar tarafından keşfedilmiştir. Geriye kalan %95'lik kısım için gizem devam ediyor. Okyanus. Okyanus akıntıları tarafından karıştırılan iki kıta arasındaki bu geniş tuzlu su alanı, dünya yüzeyinin %70,8'ini temsil etmektedir. Buna Dünya Okyanusu denir. Bu da 1.37 milyar kilometre küp suyu temsil etmektedir. Şu andan itibaren benimle birlikte katıldığınız bu yolculukta bizi bekleyen uçsuz bucaksız bir dünya var. Keşfedilmeyi bekleyen eşsiz ve olağanüstü bir dünya. Sevgili gezgin, merhaba. Bugün derinlerin gizemlerini keşfedeceğiz. Yeni bir maceraya atılmadan önce hiçbir şeyi kaçırmamak için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Teşekkürler ve iyi yolculuklar. Muhtemelen bildiğiniz gibi, Dünya Okyanusu yaygın olarak Pasifik, Atlantik, Arktik, Güney ve son olarak Hint Okyanusu olarak adlandırılan 5 okyanusa bölünmüştür. Bunların her biri hem diğerleriyle ortak hem de oldukça tekildir. Yapısal özellikleri onları ayırt etmemizi sağlar. Ancak aynı zamanda gezegenimizin farklı okyanuslarını ayırt etmemizi sağlayan fauna ve flora açısından da birçok özelliğe sahiptirler. Bu yolculuk sırasında sizi okyanuslarımızı canlandıran birçok yönden biriyle tanıştırmak istiyorum. Deniz hayvanları. Bu muazzam su genişliğinde karşılaşabileceğiniz hayvan çeşitliliği neredeyse sonsuzdur. Sıcaklığa, rölyefe, derinliğe, bitki örtüsüne veya bir bölgenin kendine has özelliklerine bağlı olarak hayvanlar tamamen farklıdır. Bazıları oldukça tuhaf, bazıları ise eşsiz güzelliktedir. Ancak her biri kendi tarzında, tek kelimeyle olağanüstüdür. Eğer meraklı bir zihniniz ve maceracı bir ruhunuz varsa, o zaman beni takip edin. Yolculuk şimdi başlıyor. Okyanusun kalbindeki bu yolculuğa başlamak için sizi sularımızda yaşayan hayvanların doğumuyla tanıştırmak istiyorum. Hayat vermek biz insanlar için bir sevgi eylemidir. Doğada ve vahşi dünyada üreme hakkında konuşuruz. Hayvanlar için akıllarından gerçekten neler geçtiğini her zaman bilemesek de onların duygularını hala anlayamıyoruz. Doğum gerçekten değerli bir olgu. Neredeyse kutsal bir an olmaya devam ediyor. Dünya yeni bir varlığa kucak açıyor. Yeni bir yaşam şekilleniyor. İnsanlar da dahil olmak üzere pek çok hayvan için doğum biraz zor ve acı vericidir. Ancak anne ile çocuğu arasında harika ve ayrıcalıklı bir an olmaya devam eder. Okyanusta bazı türler için durum her zaman böyle değildir. Doğa uyum sağlamak zorunda kalmıştır. Hayvanlar bazen karmaşık, bazen düşmanca olan çevrelerine alışmak zorunda kalmıştır. Doğum yapmak bildiğimizden tamamen farklı bir şekilde olabilir. Bazıları için bu basit bir süreçtir. Ancak diğerleri için süreç çok daha hassastır. Olağanüstü üreme biçimlerini anlamak ve keşfetmek için tüm önyargılarınızdan sıyrılmanız gerekecek. İlk yüzgeç vuruşlarımızı yapalım ve inanılmaz küçük bir varlıkla, deniz atıyla tanışalım. Deniz ortamı hakkında gerçek bir bilgiye sahip olmadan, muhtemelen insanların bu türe özgü üreme modunu en iyi bildiği hayvandır. Deniz atı yüzyıllardır insanları büyülemiştir. Denizin atı olarak adlandırılan bu balık, deniz doğasının en ilginç ev sahiplerinden biridir. Bu balığın kuzenleriyle hiçbir ilgisi olmadığı söylenmelidir. Sualtı bitkilerine tutunmasını sağlayan prensil kuyruğa sahip yavaş bir balıktır. Ne kadar zeki olduğuna bakın. Okyanus akıntılarına rağmen kolayca tutunmayı başarıyor. Suyun altında dans ediyor gibi görünüyor. Deniz kareografisini izlemek çok güzel.
tüp şeklindeki ağzını da görebilirsiniz. Bu da ona herkes tarafından tanılan atkillerin cazibesini kazandırıyor. Bir başka özelliği de onu diğer balıklardan kolayca ayırıyor. Deniz atı diğer türlerin çoğunun aksine dikey olarak yüzer. Ancak onu diğer deniz hayvanlarından ayıran tek kriter bu tekil yüzme tekniği değildir. Bu erkeği görüyorsunuz. Karasal ve denizel türlerin büyük çoğunluğunun aksine yaşamı taşıyan odur. İşte o anda kendi kendimize doğanın bize pek çok sürpriz sakladığını söylüyoruz. Zihnimizde hayat taşımak dişil bir şey. Bu bir veri. İşler böyle yürüyor. Şişmiş karnı aşırı açgözlülükten değil, hamile olmasından dolayı. Yüzlerce olmasa da düzinelerce yavru babalarının karnındaki sıcacık yuvalarında. Bugüne kadar bu özelliğe sahip olduğu bilinen tek tür. Başka hiçbir baba, en azından dişi gebeliğe bu kadar benzer bir şekilde hayat taşıma şansına sahip olmadı. Deniz atının nasıl çoğaldığını anlamak için bu eşsiz ve inanılmaz çifti gözlemlemek için zaman ayırmanız gerekir. Bu küçük dişi deniz atını görüyorsunuz. Yumurtaları erkek deniz atının kuluçka kesesine bırakıyor. Yumurtalar ancak erkeğin karnındayken döllenebilir. Yavrular hazır olduklarında dünyaya geleceklerdir. Bir erkek türüne bağlı olarak bine kadar yavru doğurabilir. Böylesine küçük ve kırılgan bir varlık için doğum yapmanın ne kadar yorucu olduğunu bir düşünün. Yine de bu büyülü bir an ve gözlemlemek için inanılmaz bir an. Yavrularını nasıl dışarı attığını izleyin. Küçücük varlıklar kelimenin tam anlamıyla suya atılıyor. Artık kendilerini karmaşık bir dünyada ve belirli bir çevrede hayatta kalmaya hazırlamak zorunda kalacaklar. Tüm bunlarla tek başlarına yüzleşecekler. Yaşama istekleri onların tek gücü olacaktır. Haydi, bizi başka olağanüstü olaylar bekliyor. Yolculuğumuza devam etmek için bu gerçek sualtı çayırını birlikte geçeceğiz. Deniz otu yatakları denizin her yerinde yetişir. Bunlar çiçekli bitkilerdir, yosun sayılmazlar. Bu deniz otu yatakları sayısız türün yaşam alanıdır. Küçük omurgasızlar, balıklar ve aynı zamanda deniz kaplumbağaları bu geniş deniz meralarında ihtiyaç duydukları her şeyi bulurlar. Kendi başlarına bütün bir ekosistemi temsil ederler. Yol boyunca kaybolmayın, beni takip edin. Birçok deniz hayvanı bizimle buluşmak için sabırla bekliyor. Şimdi sizi Afrika kıyılarına yakın, uçsuz bucaksız dünyamızın küçük deniz cennetlerinden birine götürmek istiyorum. Senegal'in sulak alanları, Batı Afrika'nın en zenginleri arasındadır. Lagün kıyıları, sahil şeritleri, Senegal, Volta veya Nijer gibi büyük nehirler inanılmaz derecede zengin bir deniz ekosisteminin oluşmasını sağlamıştır. Burada gördüğünüz Cape Verde'nin mercan resifidir. Afrika sularının ortasında küçük bir doğa mücevheri. Binlerce canlı türü dünyanın bu bölgesine özgü sıcak ve soğuk akıntılardan faydalanmaktadır. Buradaki fauna ve flora inanılmaz. Sizce de öyle değil mi? Manzaranın tamamı değişti. Bana katılmaya gelmeden önce deniz seviyesinin birkaç metre altında böylesine bereketli bir doğanın yaşadığını düşünmüş müydünüz? Olağanüstü bir doğuma hayran olmak için bu küçük sarı balıklara doğru yüzmenizi öneririm. Bu Afrika suları özel bir balık ailesine, çiklitlere ev sahipliği yapıyor. Bu çiklit çiftinin üreme balesine bir bakın. Parlak sarı renkte erkeği dişiden ayırmak pek mümkün değil. Ama böyle bir ağız kuluçka makinesidir. Yavrular tüm gebelik dönemi boyunca ağızdadır ve bu önemli üreme görevini üstlenen erkektir. Artık dişinin erkeğinin kim olduğunu belirleyebilirsiniz. Dişi, yumurtaları türü devam ettirmek için seçtiği erkeğin ağzına bırakır. Yumurtalar zaten döllenmiştir ve çatlayana kadar orada sıcak ve babaları tarafından korunmuş olarak kalacaktır. Şu anda aklınıza bir soru geldiğini tahmin ediyorum. O zaman kendini nasıl besliyor? Bu sorulabilecek en ideal soru. Fakat tüm gebelik dönemi boyunca beslenmiyorlar.
Bazı türler sırayla beslenir. Erkek ve dişi bu gebelik dönemini paylaşır. Bu aynı zamanda altın başlı kuklanın, bu sevimli küçük sarı başlı balığın üreme şeklidir. Ancak çiklitin aksine erkek dişinin desteğinden faydalanmaz. Görevini tek başına üstlenmek zorundadır. Yavrularını kıymetli bir şekilde ağzında tutar. Zaman zaman burada olduğu gibi onları tükürür ve geri emer. Bu değerli yavrularını yeterli oksijenle beslemesini sağlar. Yumurtadan çıkana kadar kendi kendini besleyemez. Doğumdan sonra kelimenin tam anlamıyla bitkin düşer. Ancak sonunda yeterince güç toplamak için kendini besleyebilir. Tabii ki bir dahaki sefere kadar. Daha önce de söylediğim gibi doğanın bizim için pek çok sürprizi vardır. Küçük hayvanlar kendi türlerini devam ettirmek için ne en az cesur ne de en az becerikli olanlardır. Ancak daha büyük deniz hayvanları da türlerini hayatta tutmak konusunda çok beceriklidir. Köpek balığı kelimesi sizi korkutmadıysa, sizi beni takip etmeye davet ediyorum. Okyanuslarımızın en güzel örneklerinden birine hayran olma fırsatını göreceksiniz. Başka bir tür, başka bir boyut. Kendisinden onlarca kat büyük bir hayvana hayran olmak için güzel çikletimizi bırakıyoruz. Sizi etkileyici olduğu kadar harika bir deniz canlısını keşfetmeye götürüyorum. Çekiç başlı köpek balığı. İnanılmaz gibi görünse de çekiç başlı köpek balığı yavru doğurmak için her zaman karşı cinsten bir eşe ihtiyaç duymaz. Evet, bu hem karada hem de denizde nadir görülen bir durumdur. Ancak bazen hayvan türleri yok olmaktan kaçınmak için doğa anayla anlaşmak zorunda kalmıştır. Dişi çekiç başlı köpek balığı partenogenes yani vajinal gebe kalma yeteneğine sahiptir. Bu dişinin erkek spermi kullanmak zorunda kalmadan yumurtalarını dölleme ve yavrularını doğurma kapasitesine sahip olduğu anlamına gelir. Bu yöntemi her zaman kullanmaz. Burada bir erkek ve bir dişi arasında güzel bir evlilik balesi görebilirsiniz. Ancak çevre onu buna zorlarsa dişinin tek başına da üreyebileceğini bilin. Bu küçük anekdot için Nebraska'daki bir Amerikan hayvanat bahçesi olan Henry Dorley'de bilim insanları çekiç başlı köpek balığının bu kapasitesini doğrulamayı başardılar. Bu hayvanat bahçesinde 3 dişi aynı tankta birlikte yaşamaktadır. Son 3 yıl içinde hiçbiri bir erkekle temasa geçmemiştir. Dolayısıyla birinin ya da diğerinin hamile kalmış olma ihtimali yok. Ancak dişilerden biri yavru bir köpek balığı doğurdu. Sürpriz sona erdiğinde bilim adamları bir şeyden emin olmaya karar verdiler. Dişi gerçekten bir erkeğin spermi olmadan kendi başına üreme yeteneğine sahip mi? Genç çekiç başlı köpek balığının DNA'sının analizinden sonra sadece annesinin DNA'sı tespit edildi. Başka bir deyişle dişi gerçekten de üreme sürecinde anne ve baba rolünü oynadı. Doğum yapma arzusu o kadar güçlü müydü ki tek başına doğum yapmak istedi. Yolculuğumuz sırasında okyanuslarımızın enine ve boyuna seyahat edeceğiz. Umarım bu yolculuğa hazırsınızdır. Şimdi yeni bir kıta için Afrika'dan ayrılıp Güney Amerika'ya doğru yola çıkacağız. Şimdiye kadar doğumlar tıpkı bizim doğumda yaptığımız gibi doğanın büyülü bir anıydı. Bu sefer kalbinizi ağzınıza almanız gerekecek. Bu doğum daha önce yaşadığınız ya da gördüğünüz hiçbir şeye benzemiyor. Doğa okyanusta meraktan yoksun değil. Kurbağa dediğimde muhtemelen bataklıkları ve göletten gölete atlayan küçük bir hayvanı hayal edersiniz. Muhtemelen bunun karada olduğu kadar suda da yaşadığını düşünüyorsunuz. Ancak şimdi keşfedeceğimiz kurbağa için durum böyle değil. Pipa pipa özeldir. Bu Güney Amerika amfibisi sadece suda yaşar. Şimdiye kadar gördüğümüz en güzel hayvan olmadığını kabul ediyorum. Ama henüz hiçbir şey görmediniz. Derisini kaplayan püstülleri fark ettiniz mi? Oldukça çirkin duruyor. Sırtındaki düzinelerce kabarcık hareket ediyormuş gibi görünüyor. Bu sadece bir izlenim değil, bu küçük toplar biraz hareketliyse,
Bunun nedeni püstürler, basit posa fazlası veya zehirli düğmeler olmamalarıdır. Bunlar onun küçük topları. Anlayışsızlığınızı anlıyorum ama endişelenmeyin, anlayacaksınız. Eğer üreme süreci zaten başlı başına garipse ve bu genç Pippa Pippa çiftinde gördüğünüz gibi karmaşık bir jimnastik gerektiriyorsa, gebelik ve doğum daha da gariptir. Erkek dişinin yumurtalarını döllediğinde, yumurtalar erkeğin sırtına düşer. Gördüğünüz bu küçük toplar, dişinin derisiyle kaplı olan yumurtaları barındırıyor. Evet, yavrular kelimenin tam anlamıyla dişinin derisinin altına gömülüdür. Ne kadar sıra dışı görünse de, doğum da bir o kadar muhteşemdir. Yavrular doğmak için yeterince geliştiğinde, derisinde görebileceğiniz küçük deliklerden dışarı çıkmak için hayvanın derisinin altına sürünürler. Bu şaşırtıcı, benzersiz, olağanüstü ve korkutucu. Her biri 2 santimetre uzunluğundadır. Sırtından doğum yapmanın nasıl bir etki yaratacağını hayal etmenize izin veriyorum. Bu özel doğum, insanlar olarak duyabileceğimiz gibi bir ebeveyn çocuk bağıyla sonuçlanmayacaktır. Birçok tür yavrularını en azından ilk birkaç gün veya ay boyunca büyütürken, bu genç kurbağalar annelerinin cinsel zarfından çıkmayı başarır başarmaz, kendi hayatlarına kurmaya giderler. Şimdi bu kıyılardan ve doğanın bu fenomeninden ayrılarak başka bir deniz hayvanına odaklanacağız. Bu tembel anneden, Tanganyika guguk kuşundan bahsetmeden, sizinle su altı dünyasının en sıra dışı doğumları hakkında konuşamazdım. Evet, bazıları gebelik dönemi ya da doğum sırasında acı çekiyor ya da yoruluyorsa, diğerleri için süreç çok daha basit. Dişi, tanıştığımız bir başka tür olan çiklitle oynuyor. Yavaşça, kendi türünden bir dişinin döllenmiş yumurtalarını topladığını düşünen, ikincisinin ağzına doğru yelken açıyor. Onun cazibesine kendini kaptırıyor. Zavallı adam ne kadar büyük bir hata yaptığının henüz farkında değil. Guguk kuşunun yumurtaları çiklitinkilerden çok daha hızlı büyür. Yavrular kuluçka makinesindeki komşularını yemekten çekinmezler. Erkek daha sonra kendi yavruları olduğunu düşündüğü yavruları doğuracaktır. Muhtemelen birkaç gün önce dişi guguk kuşu tarafından gerçekleştirilen aldatmacanın farkında değildir. Eğer bizim guguk kuşumuz için doğum sonunda çok iyi gittiyse, bu görevi eşine devrettiyse, şimdi bizi bekleyen dişinin durumu böyle değildir. Hemen onunla tanışmaya gidelim. Zamanımız az. Burada muhteşem bir dünyanın ortasında, akıntılarla sarsılan yeni bir deniz ortamındayız. Burası okyanuslarımızda yaşayan çok sayıdaki ahtapottan bazılarının yaşadığı yerdir. Farklı boyutlarda ve renklerde birçok türü var ve dünyanın dört bir köşesine yerleşmeyi başarmışlar. Olağanüstü bir zekaya, yoğun ve karmaşık bir sinir sistemine sahip oldukları için deniz araştırmaları sırasında bilim insanlarını mutlu ediyorlarsa, bir ahtapotun doğumu çok daha az dokunaklı ve büyülüdür. İnanılmaz görünse de ahtapotlar kaybettikleri bir uzuvu yeniden oluşturabilir. Renk ya da deri dokusunu değiştirebilir. Hem fiziksel hem de zihinsel olarak benzersiz yeteneklere sahiptirler. Ve yine de doğanın intikamcı bir ruha sahip olması, tüm bu harika yetenekleri telafi etmek için mi? Ne yazık ki okyanuslarımızın bu simgesel türü için doğum ve ölüm birbirleriyle yakından bağlantılı. Hayat hiç bu kadar karmaşık olmamıştı. Dişi hayat verirken kendi hayatını da kaybeder. Hiçbir bilim adamı bu soruya cevap veremiyor. Ancak bir dişi doğum yaptığında yavaş yavaş ölür. Yumurtalarını bıraktıktan sonra beslenmeyi tamamen keser ve yavaş yavaş çürür. Semel Paroos dediğimiz türün bir parçasıdır. Yani ölmeden önce sadece bir kez doğum yapabilir. Tüm bu hikayenin en zor kısmı ise yavrularıyla tanışamayacak olması. Yumurtalar çatladığında yavrular yetim kalacak, anneleri çoktan ölmüş olacak. Bu dişinin hiçbir şey yapamadan kendini ölüme bıraktığını görmek çok üzücü. Duygularınızı anlıyorum. Ne yazık ki acınızı dindirecek bir açıklama yapamam.
Bugün bile hiçbir bilim insanı, ahtapotun doğum yaptıktan sonraki bu yavaş ve acılı ölümünün gizemini çözmeyi başaramadı. Peki neden böyle ölüyor? Neden savaşamıyor? Neden hayatta kalmaya bile çalışmıyor? Sizin için bir cevabım yok. Muhtemelen tüm bu üreme macerasında erkeğin en iyi role sahip olduğunu düşünüyorsunuz. Tekrar düşünün. Görevi tamamladıktan sonra dişinin üreyen erkeği yutması nadir görülen bir durum değildir. Son olarak, üreme bu olağanüstü varlık için ölümlü olduğu kadar yaşamla da eş anlamlıdır. Bu dişinin huzur içinde dinlenmesine izin vereceğiz ve bu yavruların kendilerini bekleyen uçsuz bucaksız dünyada kendilerini kabul ettirmeyi başaracaklarını umacağız. Bize gelince yolculuğumuza devam etme vakti geldi. Hala tanışmamız gereken bir deniz canlısı, hayranlıkla izleyeceğimiz bir doğum var. Bu kez acı var ama şiir de var. Vatos, morfolojisi nedeniyle sıra dışı bir hayvandır. Biraz farklı olan kıkırdaklı bir balıktır. Bazen tatlı ve şiirsel, bazen de çok daha hüzünlü ve şeytani birçok efsaneyi besler. Ama eğer onunla tanışmaya gittiysek, bu onun ününü çağrıştırmak için değil, yavrularının doğumundan bahsetmek için. İşte bizim insan olarak bildiğimize benzer bir doğuma sahip bir deniz hayvanı. Dişi yavrusunu rahminde taşıyor. Ancak kadınlardan farklı olarak 5 yavruya kadar sahip olması nadir bir durum değil. Gebelik dönemi sona erdiğinde dişi sahile doğru yola çıkar. Bakın, bu dişinin gittiği yön bu gibi görünüyor. Yorgun ama aynı zamanda kararlı. Doğanın çağrısı ve içgüdüsü en güçlüsü gibi görünüyor. Muhtemelen bu gezide sizden bunu isteyeceğim tek an bu olacak. Ama bir süreliğine sudan çıkmanız gerekecek. Bakın, dişi bizim bulunduğumuz sahile ulaşmak için son çabalarını gösteriyor. Sırt üstü yatan genç anne acılar içinde doğum yapıyor. Doğum uzun ve sancılı geçiyor. O anın tüm zorluklarına rağmen bu kadar ender rastlanan bir olaya katıldığımız için çok şanslıyız. Ön sıradan bir koltuğumuz var. Hayat kırılgan, eşsiz ve değerlidir. Her biri diğerinden daha sıra dışı olan bu doğumları gözlemledikten sonra en hafif tabirle sıra dışı deniz canlıları aracılığıyla okyanusların başka bir yönünü keşfetmenizi sağlamak istiyorum. Doğa bazen çok şaşırtıcıdır. Okyanuslar uçsuz bucaksızdır. Deniz tabanı bir bölgeden diğerine farklılık gösterir ve sıcaklıklar birbirinden diğerine değişebilir. Böylesine zengin bir biyolojik çeşitliliğin ortaya çıkmasını sağlayan da kuşkusuz bu sonsuz değişkenliktir. Deniz faunası ve florası hem şaşırtıcı hem de oldukça sıra dışı. Bu geziye başlamadan önce denizin dibinin neye benzeyebileceğini hayal etmeye çalışın. İlk 100 metrede ışık hala çok mevcut. Dibin zenginliği ve muhteşem güzelliğini kolayca hayal edebilirsiniz. Hatta aklınıza muhteşem bir mercan resifi bile gelebilir. Bunlar okyanuslarımızın güzelliğinin o kadar simgesidir ki, zengin ve yemyeşil bir deniz doğası hayal ettiğimizde genellikle aklımıza gelen ilk şey budur. Ancak biraz daha aşağıya indiğinizde doğa değişir. Şimdiye kadar deneyimlediklerinize benzer hiçbir şey yoktur. Deniz tabanı da kara kadar çeşitlidir. Karada, dağlardan ovalara, çöllerden ormanlara kadar gidebilirsiniz. Denizin altında da aynı çeşitlikte manzaralar bulabileceğinizi bilmelisiniz. Bu sırtları görüyorsunuz. Bunlar okyanus sırtları. Bunlar su altındaki dağlardan başka bir şey değil. Suyun altındalar. Dalış ekipmanı olmadan varlıklarını asla tespit edemezsiniz. Ancak bazıları devasa büyüklükte. Yaklaşık 60 bin kilometre boyunca uzanabilirler. Bu hiç şüphesiz dünyanın en uzak dağ silsilesi. Ancak hepsi bu kadar değil. Okyanuslarda da çok sayıda volkan var. Yaklaşık 1600 aktif kara volkanı vardır. Ancak dalgaların altında yaklaşık 20 bin tane var. Tektonik bir levha diğerinin altından geçtiğinde yerin birkaç metre altında bulunan magmanın yüzeye çıkmasını sağlar. Daha sonra lav, gaz ya da katı elementler şeklinde fışkıran tüm ısı ve basınç dünyanın dibinde depolanır.
Okyanusların bir başka muhteşem fenomeni de deniz tabanımızdaki hidrotermal bacaların varlığıdır. Özelliklerine göre beyaz dumanlı ya da siyah dumanlı olarak da adlandırılan bu hidrotermal bacalar deniz geyserleri gibidir. Ancak volkanların aksine hidrotermal bacaların ortaya çıkmasının kökeninde plakaların yaklaşması değil, uzaklaşması yatmaktadır. İki levha birbirinden uzaklaştığında zeminde bir çatlak, bir fay oluştururlar. Bu durumda magma ve gaz deniz suyuyla doğrudan temas halindedir. Aşırı sıcak, yaklaşık 1200 santigrat derece, aşırı soğuk, bazı bölgelerde sadece 2 derece ile buluşur. Açığa çıkan basınç muazzamdır. Bu faylardan çıkan sıvı asidiktir ve kayayı tamamen süzer. İlk bakışta tüm deniz yaşamına düşman gibi görünen bu olgu, yine de birçok türün aşırı koşullarına rağmen hayatta kalmasını sağlar. Dumanların yakınında uçurumun diğer yerlerine kıyasla 10 bin kat daha fazla yaşam buluyoruz. İlk bakışta oldukça düşmanca görünen bu ortamın sizi rahatsız ettiğinden şüpheleniyorum. Ancak okyanuslarımızın yüzeyine daha fazla çıkmadan önce mutlaka tanışmanız gereken birkaç tür var. Kemosentez olgusunu ve böyle bir ortamda varlığını sürdüren olağanüstü besin zincirini kendi gözlerinizle görmenizi istiyorum. Burada bir Pompei solucanı var. Doğu Pasifik'in sırtına yakın bir yerde yaşıyor. Bu şaşırtıcı hayvan hayatta kalmak için çevresini kullanıyor. Kireçlenmiş bir tüp inşa ediyor ve dumandan kendini koruyor. Bu koruyucu kabuğa rağmen sıcaklık 80 santigrat dereceye kadar ulaşabiliyor. Muhtemelen karada ve denizde bildiğimiz ısıya en dayanıklı canlı bu canlıdır. Dev tüp solucanı gibi diğer solucanlar da bu ekstrem ortamlarda yaşamaktadır. Bu koloninin metrekare başına düşen birey sayısı 200'den az değildir. Kahverengi renkli ve 2 metre uzunluğundaki bu canlının ağzı, bağırsağı ve hatta anüsü bile yoktur. Ama yine de hayatta kalmayı ve hatta üremeyi başarıyor. İlk gördüğünüz şey yuva yaptığı tüp. Ancak vücut içerideki mükemmel bir şekilde dengesini koruyor. O da hidrotermal bacaların yakınında yaşamakta. Solucan hayatta kalmak için bilim adamlarının simbiyoz dediği şeyi kullanıyor. Solucanın bir trofozomu vardır. Bu organ bakterilere ev sahipliği yapar. Bu bakteriler beslenmek için solucana ihtiyaç duyarlar. Ve bu yüzden dev tüp solucanının içine yerleşmişlerdir. Ancak tüp solucanı bu birlikte yaşamdan tam anlamıyla yararlanmakta. Bakteriler bacalardan salınan hidrojen sülfür, karbondioksit ve oksijenden şeker sentezleyebilir ki solucan bunu kesinlikle yapamaz. Ancak bu şekerler onun diyetini oluşturur. Bu olmadan ölümü garantidir. Kendini beslemekten alıkoyarlar. Son olarak sülfoksitleyici bakteriler ve tüp solucanı birbirlerini mükemmel bir şekilde bulmuşlardır. Uçurumlardaki bacaların yakınında bunun gibi birçok ortak yaşam vakası vardır. Bakın kim geçiyor? Bir karides. Tamamen kör. Ama karanlığın hüküm sürdüğü bu ortamda görmenin ona ne faydası olabilir ki? Her neyse, bu küçük deniz canlısı da simbiyozdan faydalanıyor. Onun da doğal ortamına aynı derecede olağanüstü bir şekilde uyum sağladığını göreceksiniz. Bakterilere ev sahipliği yapıyor ve ev sahiplerini beslerken, ev sahipleri de ona bol miktarda yiyecek sağlıyor. Birkaç metre ötede karşılaştığımız solucanla aynı süreci kullanıyor. Muhtemelen bitkiler için fotosentezi duymuşsunuzdur. Bu piller, bilim insanlarının kemosentez adını verdiği başka bir süreci kullanıyor. Bu fotosenteze benzeyen bir süreçtir. Oksijen ya da ışık olmadan doğa uyum sağlamıştır. Bu canlılar organik olmayan elementlerden organik elementler yaratabilir ve böylece konakçıları için asimile edilebilir gıda sağlayabilirler. Kemosentez, sualtı besin zincirinin önemli bir unsurudur. Birçok tür bu ilk kola bağlıdır. Onlar olmadan derin denizde yaşam mümkün olmazdı. Doğa kesinlikle inanılmaz.
bu kadar az ışık ve oksijenle, bu kadar basınç ve bu kadar sıcaklıkla yaşam yine de mümkün. Ancak okyanus yaşamında her biri diğerinden daha şaşırtıcı olan olağanüstü yaratıklarla doluysa, aynı zamanda en hafif tabirle korkutucu hayvanlara da ev sahipliği yapar. Okyanus dünyanın en güzel yerlerinden birisi. Evet, ama kesinlikle dünyanın tüm yüzeyinde değil. En azından herhangi bir derinlikte değil. Korkunç derecede ürkütücü türler vardır. Görünüşleri o kadar korkutucudur ki, böyle bir hayvanın var olabileceği fikrini zihninize kabul ettirmek için birkaç dakikalığına gözlerinizi kapatmamak sizin için muhtemelen zor olacaktır. Yine de sizi temin ederim ki, görünüşleri iğrenç, hatta tiksindirici gelse bile, bu deniz canlıları illa da tehlikeli değildir. Eğer sizi rahatlatacaksa, çoğunluğu suyun çok derinlerinde yaşar. Yani yakın zamanda bir dalış seansı sırasında onlarla karşılaşmayacaksınız. Okyanusların en derin katmanına uçurum denir. Birkaç bin metre derinlikte sıcaklık çok düşük, ışık yok ve su basıncı aşırı. Dolayısıyla böylesine ekstrem bir ortamda yaşayan canlıların hayatta kalmaları için gerekli olan olağanüstü yetenekler, vücutlarının estetik yönünü takas etmeleri için şaşırtıcı değildir. Okyanusların derinliklerine dalmak için uçurumlara inmeden önce sizi kıyılarımıza yakın yaşayan bir balık bulmaya davet ediyorum. Dikkat çekmez ve çevresine uyum sağlar. Onu görmek isterseniz gözlerinizi açık tutmanız gerekecek. Bu tür pekala Akdeniz'de bulunabilir. Ancak aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nde Atlantik Okyanusu'nun batı kıyısında da yaşamaktadır. Uranoskop özel bir balıktır. Hemen fark edemezsiniz. Ancak gözünüz bir kere kumdan dışarı fırlayan o devasa gözlere takıldığında, şaşkınlık ve korku genellikle çok uzakta değildir. Bakın, tam ayaklarınızın altında. Görmekte olduğunuz şey, bu balığın gözleri, solungaçları ve hatta ağzı üstte yer alıyor. Pek göz alıcı değil. Göğüs yüzgeçleriyle kendini kuma gömüyor ve sadece başının kumdan dışarı çıkmasına izin veriyor. Bu taktik, avlarını kandırmasını ve onları gafil avlamasını sağlar. Çok atletik olmadığınızda stratejik olmak zorundasınız. Fiziği en hafif tabirle çekici değildir ve kendini beslemek için bir varlık oluşturur. Şimdiye kadar birçok türde gördüğümüz gibi, denizde olduğu kadar karada da hayatta kalmak için bazen nasıl adapte olunacağını bilmek gerekir. Bu balığın durumu da böyledir. Yüzü, gözümüze ne kadar dezavantajlı görünse de, onun için açlık hissettiği anda kullanmaktan çekinmediği gerçek bir varlıktır. Kaçamayacaksınız. Cesur olmak zorundasınız. Uçuruma doğru inişimiz başlayacak. Gittikçe daha fazla baskı altında hissedeceksiniz. Suyun basıncı, ilerlediğiniz her metreyle birlikte daha da yoğunlaşıyor. Işığı da özleyeceksiniz. Bu iniş sırasında karşılaşacağınız farklı türlerin aksine, bu okyanus bölgelerinde yaşamak için donanımlı değilsiniz. Işığın konforuna alışkın gözleriniz burada hiçbir işinize yaramayacak. Okyanus tabanı ile ilgili en endişe verici şey muhtemelen budur. Işığın eksikliği. Vücudunuzu saran soğuğu da hissediyor musunuz? Sıcaklık muhtemelen 4 derecenin üzerine çıkmıyor. Çok yüksek bir rakam. Uçurum korkutucu. Ancak bu bölge şaşırtıcı olduğu kadar olağanüstü gözüküyor. Bu yüzden sizi oraya götürmeye özellikle hevesliyim. Okyanuslarımız hakkında en inanılmaz efsaneleri barındırıyor. Nadiren doğrudurlar ama bizi harekete geçiren tutkuyu yansıtırlar. Okyanus tabanı oldukça büyüleyici. Şu anda yaklaşık 1000 metre derinlikteyiz. İşte en korkutucu hayvanlar listemizin ilk adayı. Pullu ejderha. Boyu sadece 16 santimetre ama yine de görünüşü en cesur ve en umursamazlarımızı bile korkutabilir. Uzun ve siyah gövdesi, uzayabilen çenesi, orantısız dişleri, hareketli dikenleri, cam gibi gözleri. Vücudunun her bir parçası o kadar garip ki, bütünü oldukça korkutucu bir görünüm veriyor. 16 santimetrelik boyuyla o kadar korkunç olmadığı söylenebilir. Ama bir kez daha düşünün.
Büyük dişlere sahip bu derin deniz balığı en az kendisi kadar büyük bir avı yutabilir. Çenesi 120 derecelik bir açıklığa izin verir. Bu fare kuyruklu el bombası. Tahmin edebileceğiniz gibi adı şüpheye çok az yer bırakıyor. Fare kuyruklu el bombasının görünümü çok sevimli değil. Deniz seviyesinin 600 ila 2600 metre altındaki derinliklerde yaşıyor. Fiziği açıkça itici gözükse de 60 yıldan fazla yaşayabildiği için güzelliğin uzun ömürlülük için önemli bir kriter olmadığına inanmak gerekir. İnce vücudu, bize bildiğimiz fareyi hatırlatan uzun ve ince bir kuyrukla son bulur. Ancak korkunç varlıkları orada dursaydı, yine de geçerdi. Ne yazık ki bu balığın diğer tarafına geçmesine izin vereceğim. Böylece onu önden görebilirsiniz. Kafası inanılmaz derecede büyük ve vücudunun geri kalanıyla tamamen orantısız. Gözleri aşırı büyük ve çirkin ağzı, onu sualtı dünyasının en korkutucu hayvanlarından biri yapıyor. Uzatmayalım. Size göstermek istediğim birkaç tür daha var. Denizin derinliklerine biraz daha inmeye hazır mısınız? Uçurum sizi bekliyor. Bu varlık bir zombi balığına benziyor. Gerçek bir ölümsüz yüzgeçli balık. Görünüşü bildiğimiz yılan balığına yakın. Ancak derisi o kadar soluk, neredeyse şeffaf ki, ilk bakışta bu iki farklı tür arasındaki bağlantıyı kurmak zor. Genellikle balık larvalarıyla karşılaştırılan Dani, tamamen bitmemiş gibi görünür ve yine de orada gördüğünüz gerçekten yetişkin bir örneğidir. İskeleti, kasları ve bazı organları gelişmemiştir. Örneğin gözler gibi. Bu nedenle görünüşü çok korkutucudur. Kör yılan balığı olarak adlandırılırlar. Savunmasında, böyle bir ortamda hayatta kalabilmek için vücudunun silahlanması gerekir. İyi gözlerin burada ona hiçbir faydası yok. Öte yandan, vücudu inanılmaz miktarda basınca dayanıklı. Biraz yukarı çıkmanın vakti geldi. En azından birkaç yüz metrelik. Suyun sıcaklığı ve basıncı burada neredeyse dayanılmaz. İşte özel fiziğiyle anılmayı hak eden bir başka balık. Büyük yutucu. Adının hakkını veriyor ve kendisinden çok daha büyük avları yutabiliyor. Kuzey Atlantik'te yaşayan bu balığın en güzel örneklerinin boyu 25 santimetreye kadar çıkabilir. Vücudu çok büyük olmasa da kendisi de çok büyük gözükmüyor. Bu kadar garip olan acaba ne? Biraz daha dikkatli bakın. Kocaman ağzının açıldığını görüyor musunuz? Tek başına gerçek bir uçurum. Ama hepsi bu değil. Şimdi karnının altına bakın. Şu kocaman cebi fark ettiniz mi? Bu onun karnı. Ne eksik ne fazla. Gördüğünüz gibi oldukça esnek. İki katı büyüklüğünde ve kendi ağırlığının 10 katı ağırlığında bir kahvaltıyı taşıyabilir. Ama oburluk kötü bir alışkanlıktır. Çiğneyebileceğinizden fazlasını ısırmamakla ilgili eski bir atasözü vardır. Ne yazık ki olağanüstü yetenekleri bazen ölümcül bir hata yapmasına neden oluyor. Büyük avları avlayabildiğini bildiğinden bazen midesinin alamayacağı kadar büyük balıklara saldırır. Sindirmesi imkansızdır. Son ziyafetinin sonuçları yüzünden ölümle yüzleşmektedir. Gelmiş geçmiş en korkutucu balıklardan biriyle bitirmeden önce daha az korkunç özelliklere sahip bir deniz canlısıyla tanışmanızı öneriyorum. Kırılgan yıldız, ilk bakışta kuzeni deniz yıldızından çok daha az çekici ve çok daha yabancıdır. Vücuduna bakın. Merkezde güzel bir yıldız şekli görüyoruz. Ancak uzun uzuvlar onu çevreliyor. Onda her şey beş kopya gibi görünür. Beş çeneyle donatılmış, ayrıca suda hareket etmesine yardımcı olan beş uzun kolla donatılmıştır. Çok esnekler ve bu deniz canlısı için gerçek bir değer. Bulunduğu ortamda rahat ve arzularına göre hızla hareket ediyor. Hareket halindeyken gerçek bir su balesi sunuyor gibi görünüyor.
uçurumun simgesel hayvanı olan abisal fener balığıyla tanışma vaktiniz artık geldi. Okyanusların en tehlikeli ve korkutucu deniz hayvanı seçilebilir. Abisal fener balığı gerçekten etkileyici. Onunla tanışmak için dalışımıza 1000 ila 3000 metre arasındaki derinliklerde devam etmemiz gerekecek. Fener balığı alışılmadık bir fiziğe sahiptir. Çenesi orantısız ve en kötü korku filmlerine layık. Şu uzun ve keskin dişleri görüyor musunuz? Kendisinin iki katı büyüklüğündeki hayvanları ısırıp ezebilecek kapasitedeler. Ancak bir derin deniz avcısı olarak sahip olduğu tek özellik bu değil. Fener balığı çok iyi göremez. Ancak sudaki birkaç kokuyu algılamasını sağlayan oldukça gelişmiş bir koku algılama sistemine sahip. İlk sırt omurgasının sonunda görebileceğiniz bu küçük ışıklı top gerçek bir tuzak. Avlar bu faydalı ışık kaynağına çekilir ve mıknatıs gibi içeri uçarlar. Fener balığı hızla hayvanın üzerine atlar ve avını parçalara ayırır. Bu kadar derinlikte bir gariplik asla tek başına gelmez. İşte bu hayvan hakkında küçük bir anekdot da. Burada gördüğünüz bir dişi, boyu yaklaşık 30 santimetreye kadar çıkıyor. Erkeklerse çok çok daha küçük, sadece 3 santimetre. Bu sıra dışı çiftte olağanüstü olan şey, erkeğin dişiye bir parazit gibi bağlı yaşaması. Hayatlarını üremeye adamalarını sağlayan şey de bu. Böylesine ekstrem bir ortamda işler doğası gereği karmaşık. Birbirlerinin üzerinde yaşamak işleri biraz daha kolaylaştırıyor. Az önce gördüğümüz yaratıklar, açıkçası var olan en sevimli yaratıklar değildi. Nemo'nun harika dünyasından çok uzakta olduğumuzu söylemek gerekiyor. Ancak altını çizmemiz gereken bir şey var. Çirkin olsalar da bir hayli zararsızlar. Şu anda bizi bekleyenler için durum böyle değil. Şimdiye kadar gördüklerinizden zaten dehşete düştüyseniz, sizi bekleyenler de bir o kadar sizi dehşete düşürecek. Dünyanın Hint sularında bulunuyoruz. Ama dikkat! Bölgenin renkleri ve ekosisteminin zenginliği uyanıklığınızı uyutmasın. Yılan denince aklınıza gelen muhtemelen bir kara yılanı. Ancak denizlerimiz ve okyanuslarımızda deniz sürüngenleri için favori bir oyun alanı. Deniz yılanı okyanuslarımızda yaşar ve inanın bana hiç de dost canlısı değildir. Deniz yılanı, dost canlısı küçük bir yılan balığı asla olmamıştır. Zehrini tatmak istemiyorsanız ona çok yaklaşmayın. Seçici bir yiyici değildir ve çoğunlukla yumuşakçalarla beslenir. Ancak kendini tehdit altında hissederse dilini çıkartmakta asla tereddüt etmeyecektir. Zehrinin dünyadaki en zehirli ve en güçlü zehirlerden birisi olduğunu unutmayın. Bir kara kobrasından 10 kat daha fazla zehir içerir. Bu sizi düşündürüyor, hem de endişeyle. Gayet haklısınız. Kas ağrıları, bulanık görme, spazmlar, halüsinasyon ve uyuşukluk. Bu deniz yılanı örneklerinden biri tarafından ısırıldıktan sonra menüde pek iştah açıcı bir şey yok. İşte internette hakkında çok konuşulan ve nadiren çok iyi terimler kullanılan bir başka canlı. Barakuda. Tropikal sularda yaşayan bir balık türü. Uzun gövdesi, etkileyici çenesi, azı dişi şeklindeki dişleri, 50 kilogram ağırlığında ve 2 metre uzunluğunda. Fiziği her şeyi anlatıyor. Sevimli bir palyaço balığı görünümünde değil. Etkileyici fiziğine rağmen özellikle korkmanız gereken karakteridir. Saldırganlığıyla bilinir ve yoluna çıkan insanlara saldırmaktan çekinmez. Etkileyici çenesi göz önüne alındığında yapabileceği ısırıkların boyutunu hayal edin. En agresif ve korkulan balıklardan birisi. Öfkeli ve dürtüsel yönüyle bilinir. Hala Hint Okyanusu'ndayız ve önünüzdeki deniz manzarasının inanılmaz güzelliğine rağmen size tam orada
önünüzde duran bu küçük hayvandan bahsetmek istiyorum. İşte güzel renklere sahip bir ahtapot. İlk bakışta neredeyse sevimli görünüyorlar. 10 santimetre için 100 gram. Okyanusların tüy gibi ağırlığı. Ama görünüşüne dikkat edin. Barakuda'nın aksine oldukça arkadaş canlısı. Ama aynı zamanda zorlu. Kahverengi veya gri renkte renk değiştirme yeteneğine sahip olduğunu fark edeceksiniz. Kendini tehlikede hissettiğinde vücudunun her yerinde mavi halkalar belirdiğini göreceksiniz. Bu onu yalnız bırakmanız için size verdiği bir işaret. Onun tavsiyesini dinlemek ve ona çok yaklaşmakta ısrar etmemek daha iyi. Ardından bir insanı 30 dakikadan kısa bir sürede öldürebilecek çok güçlü zehirli zehrini salacaktır. Tükürük bezi 20'den fazla insanı öldürmeye yetecek kadar zehir içerir. En azından bu küçük ahtapotun kendini savunmak için mükemmel bir donanıma sahip olduğunu söyleyebiliriz. Isırıktan sonra zehir vücuda saldırır ve solunum sıkıntısı, ağrı ve felce neden olur. Kurbanı için ölüm kaçınılmaz. Bu karşılaşmadaki tek olumlu nokta ahtapotun saldırgan olmayan tarafı. Sadece gerçekten tehlikeli hissettiğinde saldırır. Yaşamsal alanına saygı gösterdiğiniz ve herhangi bir saldırı belirtisi göstermediğiniz sürece onu boş zamanlarında gözlemleyebilirsiniz. Büyük beyaz köpek balığından bahsetmeden deniz dünyasının en tehlikeli hayvanlarından bahsedemezdik. Filmler bu konuda çok gürültü kopardı ve denizlerin bu tanrısı hakkında oldukça olumsuz bir tablo çizdi. Okyanuslarımızın derin sularında yaşar ve kıyıya yaklaşmaz. Bu sizi rahatlatmak için yeterli olmalı. Yüzmeye gittiğinizde onunla karşılaşma riskiniz yok. Fiziği oldukça etkileyicidir. Gördüğünüz gibi bu hayvan okyanusun bu kısmında hüküm sürmektedir. Boyu 6 metreyi buluyor. Ancak en çarpıcı olan şüphesiz çenesi. İçinde 300 adet mükemmel bilenmiş dişler var. İçinizi rahatlatmak için en sevdiği yiyeceğin insan değil fok, deniz memelisi ya da deniz kaplumbağası olduğunu belirtmek isterim. İnsanlara yönelik bazı saldırılar çok fazla mürekkep akmasına neden olduysa, bunun nedeni köpek balığının saldırganlığı değil, bu deniz canlısının insanları diğer deniz hayvanlarıyla karıştıran çok zayıf görüşüdür. Köpek balığı tehlikeli bir hayvan olmaya devam ediyor. Çünkü vücudu okyanustaki en korkunç yırtıcılardan biri olacak şekilde silahlandırılmış durumda. Avlandığı zaman çok etkileyicidir. Saldırıları gerçekten muhteşemdir. Beyaz köpek balığı gibi bir deniz devini gördükten sonra sizi en son deniz katilimizle tanıştırdığımda muhtemelen bana inanmakta zorlanacaksınız. Yine de okyanuslardaki en tehlikeli canlılardan birisi. Muhtemelen bir balık ya da onun gibi bir şey düşünüyorsunuz. Ama bu basit bir yumuşakçadan ne daha fazlası ne de daha azı. Koni kabuğu korkunç. Dünyanın ılık sularında yaşıyor ve çoğunlukla geceleri aktif. Avını sarmasını ve yutmasını sağlayan bir ağız zarına sahip. Bu yumuşakçanın türlerinin çoğu zehirli olsa da en büyükleri insanlar için çok tehlikeli. Anti zehri yoktur. Bir insan bu kabuklardan birine, özellikle de tekstil konisi ve coğrafyacı konisine dokunduktan sonra 2 saatten kısa bir süre içinde yenik düşebilir. Bu yumuşakçanın zehri gerçek bir zehir kokteylidir. Siyanürden 500 kat daha öldürücü bir toksine sahip, zehirli bir balık olan fuguyla nörotoksinleri kasları ve solunum sistemini felç edebilen zehirli bir yılan olan kobranın etkilerini birleştirir. Bu kabuk, kurbanına kaçmak için kesinlikle hiçbir şans bırakmaz. Zehrini vücudunun ucunda görebileceğiniz iğnesiyle fırlatır. Kurbanına saldırır, onu felç eder ve ziyafeti yenmeye hazır olana kadar sabırla bekler. Bu yumuşakçanın kabukları genellikle beyaz ve kahverengi halkalar ve çizgilerle çok güzel görünüyor. Estetik özellikleri nedeniyle erkekleri cezbediyor, ancak tehlikeli ve ölümcül olabiliyor.
Şimdi bu korkutucu dünyayı terk etme ve okyanusun sunduğu tüm güzel şeyleri görme zamanı. Çünkü zaman zaman düşmanca ve tehlikeli olabilir. Ama aynı zamanda inanılmaz, harika ve olağanüstüdür. Tüm deniz hayvanları korkutucu ya da tehlikeli değildir. Bazıları çok dost canlısı ve sıcaktır. Hatta insanlara karşı bile. Her insan köpek balığı ismini duyduğunda biraz tedirgin olur. Ancak adının sizi yanıltmasına izin vermeyin. Balina köpek balığı en hafif tabirle dost canlısı bir türdür. Bu deniz canlısı gerçekten de bir köpek balığıdır. Balina köpek balığı etkileyici ve oldukça karizmatik bir balıktır. Kıkırdaklı iskeleti, başının her iki yanında 7 solungaç yarığı ve 300 sıra dişi, yani toplamda 3000 dişiyle tanınabilir. En etkileyicisi 8 ila 15 metre arasında değişen, orantısız boyutu da pek lehine değildir. Ancak yine de dost canlısı bir deniz canlısı olarak sınıflandırılabilir. Balina köpek balığı farklıdır. Gerçekten de bu devasa balık avlanmaz. Balinalar gibi yiyeceklerini süzer, adı da buradan gelir. Dişleri çok sayıdadır, ancak çok küçüktürler. Bu yüzden sadece hayvanın gelecekteki kahvaltısını filtrelemek için kullanılırlar. Bu balıklar çok tatlı ve meraklıdır. Onlar, 20 metre uzunluklarına ve 34 tonluk ağırlıklarına rağmen oldukça hoş deniz hayvanlarıdır. Yanında korkmadan yüzebilirsiniz. Bir de suyun içinde ne kadar görkemli olduğuna bakın. Hareketleri yumuşak ve yavaş. Görünüşe göre size ona hayran olmanız, onu keşfetmeniz ve tanımanız için zaman ayırıyor. Birçok köpek balığı ve balina türü gibi onlar da çok zeki ve genellikle meraklı varlıklardır. Agresif asla değillerdir ve yollarına devam etmeden önce birkaç dakikalığına yanınıza gelip yüzebilirler. Bu deniz canlısı da balina köpek balığı gibi deniz dünyasının en heybetli canlılarından biridir. Ama boyutları sizi yanıltmasın. O kocaman bir oyuncak ayıdır. Deniz ayısı uzun zamandır deniz kızlarıyla bir tutulmaktadır. Tarihçiler, bu yanlış anlamanın hayvanın suda dik durabilme yeteneğinden kaynaklandığına inanmaktadır. Gördüğünüz gibi vücudunun ucunda iki perdeli ayağı vardır. Bu hayvan çok meraklıdır ve insanların arkadaşlığını araması alışılmadık bir durum değildir. Gördüğünüz gibi onlar sizin için ne kadar ilgi çekici olabilirse siz de o kadar ilgi duyacaksınız. Deniz ayıları merak susuzluklarını gidermek için yaklaşabilirler. Ne tür garip bir balık olduğunuzu bilmek isterler. Kibarlıklarıyla biliniyorlarsa bunun nedeni kendilerini savunacak donanıma sahip olmamaları ve doğrudan saldırmak yerine kaçmayı tercih etmeleridir. Çok büyük deniz hayvanlarıdır. Ancak çoğunlukla özel otçullardır, avlanmazlar. Sakin ve arkadaş canlısı karakterlerine rağmen onlara yaklaşmaya çalışmayın. Her vahşi hayvan gibi yetişkinler yavruları yırtıcılardan korur. Bölgelerine biraz fazla yaklaşırsanız kötü tepki verebilirler. Ancak korkmadan size yaklaşmalarına izin verebilirsiniz. Onlar da sizin gibi okyanus hakkında daha fazla şey keşfetmeye meraklılar. Neye benzediğinizi merak ederler ve öğrenmek için sizinle tanışmaya gelirler. Küçük sualtı gezimize köpek balığı ailesinin bir diğer üyesi olan çekiç başlı köpek balığıyla tanışarak devam edelim. Bu deniz tanrılarının imajını iyileştirmek gerekiyor. Köpek balığının halk arasında hala çok kötü bir imajı var. Ancak bu çok zeki ve barışçıl hayvanın meraklı ve nazik karakteri hakkında insanları yeniden bilgilendirmek önemlidir. Gerçekten de oldukça tuhaf kafası onun lehine değil. Ancak çekiç başlı köpek balığı saldırıları oldukça nadirdir. Birçok dalgıç sualtı araştırmaları sırasında bu hayvanlarla aynı anı paylaşmanın keyfini çıkarmış ve okyanustaki yolculuklarından büyülenmiş olarak geri dönmüşlerdir. Kendisine yaklaşılmasını istemeyen ya da yalnız bırakılmak isteyen bir çekiç başlı köpek balığı size rahatsızlık işaretleri gösterecektir. Bu sinyaller açıksa hiç de saldırgan değillerdir.
Örneğin artık temas kurmak istemediğini size bildirmek için daha hızlı ve sarsıntılı hareketler yapacaktır. Balina köpek balığı gibi onun yanında güvenle yüzebilirsiniz. Doğası gereği meraklılar ve birkaç dakika boyunca arkadaşlığınızdan keyif alacaklar. Sonra keşfetme susuzluğunu giderdiğinde geldiği gibi sessizce gidecektir. Bunun gibi anlar oldukça büyüleyicidir. Böylesine görkemli ve etkileyici yaratıklardan birkaç metre uzakta, yüzmek tükenmez bir anı bırakır. Duygular o kadar güçlüdür ki neredeyse elle tutulabilir gibidir. Bakın bu örnek ne kadar güzel. Doğa kesinlikle her şeyi doğru yapmış. Ona bakmak ve onu korumak insana kalmış. Şu bitki örtüsü ve kaya kütlesine bakın. Şu uzun sarı ve turuncu tüpleri görüyorsunuz. Bunlar deniz süngerleri. Daha ileride mavi tonlarda ve vazo şeklinde birkaç deniz süngeri türü var. Renkler okyanusta çok güzel ve şaşırtıcı. Bu süngerler biraz özel. Beslenmek için hareket edemeyen süngerler, yiyeceklerini yakalayabilmek için bir dolaşım ve filtrasyon sistemi geliştirmişlerdir. Bazı balıklar ve deniz kaplumbağaları da onlara düşkün olsa da ana avcıları deniz yıldızlarıdır. Kayaların ve deniz süngerlerinin ortasında bu küçük moladan sonra sizi başka bir hayvanla tanıştırmak istiyorum. Su samurları insanlara çok bağlı değildir ve özellikle onların arkadaşlığını istemezler. Onları bu kadar çekici yapan şey, sevimli yüzlerinin yanı sıra neşeli ve oyuncu karakterleridir. Anneler yavrularına karşı çok nazik ve koruyucudur. Dalgaların kendisini taşımasına izin veren şu genç dişiye bakın. Yavrularını karnının üzerinde kucaklıyor. Yüz hatları ya da tavırlarıyla bazen bir insana çok yakın görünüyor. Muhtemelen bu yüzden bu kadar sevimliler. Sık ve yumuşak kürkleri ve çok özel yüzleri onlara güzel bir yüz veriyor. Oldukça sevimli, oyuncaklara benziyorlar. Ancak yine de dikkatli olun. Görünürdeki sakinliğe rağmen bu genç anne yavrularını korumak için ısırmaktan çekinmeyecektir. Bu vahşi bir hayvandır ve su samurları çok korumacıdır. Bölgelerine ve belirli bir mesafeye saygı gösterirseniz size asla sebepsiz yere saldırmazlar. Su samuru insanlar için bir tehdit değildir. Ancak her hayvan gibi onun da doğasına ve ihtiyaçlarına saygı duymalısınız. Dünyanın sıcak sularına dönmeye ne dersiniz? Eğer cennet gibilerse inanılmaz deniz hayvanlarıyla da doludurlar. Sri Lanka'nın eteklerindeyiz. Büyüklüğü kadar davranışlarıyla da şaşırtıcı bir hayvanla tanışacağız. Dev kartal vatozu olarak da adlandırılan deniz şeytanı özellikle balıkçılar tarafından uzun zamandır hoş karşılanmıyor. Gerçekten de efsaneye göre bu deniz canlıları tekneleri okyanusların dibine sürüklermiş. Eğer bu imaj hala yüzgeçlerine yapışmışsa bu tamamen yanlıştır. Boyutları gerçekten de çok karizmatik. 9 metreye kadar uzunlukları mevcut. Yaklaşık 2 ton ağırlığında olabiliyorlar. Bu yüzden denizin gerçek devleridir. Bununla birlikte bu hayvanlar çok arkadaş canlısıdır. Her şeyden önce kuzenlerinin aksine şeytan vatozunun zehirli bir kuyruğa sahip olmadığını bilmelisiniz. Bu dev vatozlar oldukça oyuncu ve meraklı olsalar da aynı zamanda çok zekidirler. Bu tür üzerinde yapılan bazı deneyler aynadaki yansımalarını tanıyabildiklerini göstermiştir. Doğaları gereği meraklıdırlar. İnsanlara yaklaşmaktan da çekinmezler. Hatta teması ilk onlar başlatabilir. Gördüğünüz gibi saldırgan değiller. Sizi dünyanın en büyük deniz hayvanlarını keşfetmek için beni takip etmeye davet ediyorum. Karada fil, gergedan ya da zürafa olağanüstü silüetleriyle tanınırlar. Ancak bunların en etkileyici olanlarına okyanusta hayran kalacaksınız. Deniz dünyası her biri bir öncekinden daha olağanüstü yaratıklarla doludur. Şimdi göreceklerimiz eğer karada yaşamak zorunda kalsalardı, kendi ağırlıkları altında ezilirlerdi. Şimdiye kadar pek çok yumuşakça gördünüz ama hiçbiri birlikte göreceğimiz kadar büyük değil.
Dev istiridye ile tanışın. Adının hakkını veriyor. Onu doğal ortamında gördüğünüzde muhtemelen hayal bile edemeyeceksiniz. Ancak 1 metreden daha uzun ve yaklaşık 220 kilo ağırlığında. Denizlerin bu harika örneğinin bir başka özelliği de rengidir. Bu istiridyelerin her biri benzersizdir. Hiçbiri komşusuyla aynı renklere sahip değildir. Bakın bu ne kadar güzel. Ona çok nazik ve özenli davranın. Çünkü şüphesiz en büyük saygımızı hak eden yaşlı bir hanımefendi. Belki de 100 yıl yaşayacak. Dev istiridye, okyanus tabanının ağır siklet kategorisinde oynayan tek tür olmaktan çok uzaktır. Yüzgeç balinası, dünyanın en büyük ikinci memelisidir ve 26 metre uzunluğa, 75 ton ağırlığa ulaşabilir. 75 ton. Evet, doğru duydunuz, 75 ton. Bu büyüklükteki bir hayvan, suda nasıl bu kadar kolay hareket edebilir? Oluklu balinagiller, gruplar halinde yaşar ve kıyıya nadiren yaklaşır. Nazik ve barışçıl bir hayvandır. İnanılmaz görünse de, tıpkı otçul olan filler gibi, bu hayvanlar da esas olarak planktonla beslenir. Yani korkunç bir yırtıcı değil, daha ziyade şefkatli bir kalbe sahip bir devdir. Sizi başka bir anne devle tanıştırmak istiyorum. Bu seferki bir balık, ama devasa bir balık. Güneş balığı, mola mola ya da daha genel bir ifadeyle köstebek olarak da adlandırılır. Ona hangi ismi verirsek verelim, yine de okyanusun tuhaf bir örneğidir. Çok heybetli ve morfolojisi çok özeldir. Basık bir disk şeklindedir. Yüzgeçten yüzgece, 3 metre uzunluğunda ve 4 metre yüksekliğinde, 27 ton ağırlığında olabilir. Çok etkileyiciler. Ancak fiziği sizi çok fazla korkutmamalı. Birkaç dakika içinde keşfedeceksiniz. Saldırgan veya tehlikeli bir hayvana ait hiçbir özelliği yok. Sonra biliyorsunuz ki her zaman bu devasa boyutlarda değillerdi. Güneş balığı doğduğunda miniciktir. Ancak günde 500 gram alan bu olağanüstü balık, yetişkin bir balık olarak genç bir balık olduğu zamandan 60 milyon kat daha büyüktür. Böyle bir büyümenin insanlarda gerçekleştiğini hayal edin. Ancak bu heybetli morfolojinin onun için az ya da çok utanç verici sonuçları vardır. Çok yavaş yüzer ve birçok deri paraziti mola mola üzerinde yuva yapmak için bundan yararlanır. Bazı bilim insanları aynı örnek üzerinde birkaç düzine tür gözlemlemiştir. Bu kadar çok parazit de nasıl huzur içinde yaşayabiliyor? Bu harika erkeğin davranışlarını gözlemlemenize izin veriyorum. Bunun zeki olduğu kadar arkadaş canlısı olduğunu çok çabuk anlayacaksınız. Diğer türlere yardım çağrısında bulunmaktan çekinmezler. Karnının yan tarafında gördüğünüz o küçük balıklar, temizlikçi pisi balıkları değerli bir destektir. Harika köstebeğimizin mesken edinmiş küçük omurgasızlarla besleniyorlar. Buna simbiyotik bir ilişki diyebiliriz. Her ikisi de hayatta kalmak için birbirlerine yardım ediyor. Ancak bu yeterli olmadığında, güneş balığı başka bir gizli silahını çıkartır. Martıları çağırıyor. Bakın şu anda yaptığı şey bu. Bu kuşların dikkatini çekmek için su yüzeyinde yüzgeçlerini çırpıyor. Vahşi iştahları ve açgözlülükleriyle tanınan bu kuşlar hemen araya girip bu genç güneş balığıyla besleniyorlar. Eğer yaklaşırsa korkmayın. Meraklı bir duası var. Mutlaka sizinle tanışmaya gelecektir. Ancak saldırgan değillerdir. Sadece keşfetmeyi ve anlaşılmayı severler. Podyumun ilk sırasını gururla alan, balina olarak da adlandırılan oluklu balinagillerden mavi balina. En büyük örnekleri 32 metre uzunluğa ve 200 ton ağırlığa ulaşabilir. Neyse ki bizim için inanılmaz boyutuna rağmen mavi balina saldırgan değil. Tam tersine, oldukça sakin ve huzurludur. Beslenmesi krille sınırlıdır. Genellikle karideslere asimile olurlar ve metreküp su başına 30 bin bireye varan sürüler halinde yaşarlar. Mavi balina onları en sevdiği yiyecek haline getirmiştir. Günde 4 tona kadar yutabilir. Denizlerin bu devleri dünyanın dört bir köşesinde yaşamaktadır. Ancak onları gözlemlemek her zaman kolay değildir.
Bu küçük mavi balina grubunu gözlemleyebildiğimiz için inanılmaz şanslıyız. Bu tatlı gösterinin tadını birkaç dakika daha çıkarmanıza izin vereceğim. Ardından sizi okyanuslarımızda yaşayan diğer olağanüstü canlılarla tanıştıracağım. Beluga balinası muhtemelen tüm deniz memelileri arasında en dost canlısı ve en nazik olanıdır. Bilim insanları ve okyanus bilimcilere göre yunusları birincilikten bile edebilirler. Gerçekten de bazen başka bir türdeşine saldırabilen yunusun aksine bu durum belugada çok daha nadirdir. Beyaz rengi ve güzel yüzüyle ona aşık olmamak ve onu bir deniz dostu olarak görmemek çok zor. Belugalar çok sosyal hayvanlardır. Öyle ki diğer gruplarla kolaylıkla ve nezaketle etkileşime girebilirler. Ağlarını genişletirler. Bu da bazen çok büyük beluga gruplarının oluşmasına neden olur. Onlara özel kalan bir başka şey de yüz ifadeleri. Tıpkı insanlar gibi sadece yüz ifadelerini gözlemleyerek belirli duyguları algılayabiliriz. Dudakların şeklini değiştirebilen neredeyse tek deniz canlısıdır. Bu bazen çok komik, bazen de tam tersine endişeli ya da üzgün bir ifade verebilir. Tıpkı balinalar ya da yunuslar gibi belugalarda iletişim kurmak için sesler çıkarırlar. Alınları bu ince frekansları algılamak için mükemmel bir donanıma sahiptir. Denizin kanaryası olarak adlandırılırlar. Bu güzel lakabın takılmasının nedeni elbette alışılmadık boyutu ya da rengi değil, çok özel ötüşüdür. Yunuslar. Evet, denizlerin bu harika prenslerine özel bir ilgi göstermeden okyanuslardan ve dünyanın en olağanüstü deniz canlılarından bahsedemezdik. Yunuslar insanlara karşı merakları ve sempatileriyle bilinirler. Ancak köpekler de dahil olmak üzere birçok hayvan türü bu hayvanlarla olağanüstü bir suç ortaklığı kurmayı başarmıştır. Meraklı, oyuncu ve hatta bazen yaramazlar. Aynı zamanda yaratıcı, zeki ve kesinlikle inanılmaz bilişsel yeteneklerle donatılmışlardır. Yunuslar zekaları ve olağanüstü sosyal becerileriyle insanoğlunu her zaman büyülemişlerdir. Bu deniz memelileri grup üyelerine karşı çok korumacıdır. Hamile bir dişi söz konusu olduğunda bu durum daha da geçerlidir. Dişi, yunusların türüne bağlı olarak yavrularını 10 ila 18 ay arasında taşır. Grubun ortasında gördüğünüz genç, dişi hamile bir dişidir. Ve eğer bu kadar yunus onun yanında yüzüyorsa, bunun iyi bir nedeni var. Yunuslarda anne adayı çok korunaklıdır. Gruptaki tüm dişiler bir tür yakın koruma oluşturur. Her biri genç anneye büyük özen gösterir. Ancak bu dayanışma, bir grup ruhu burada bitmez. Dişinin bir de vaftiz annesi vardır. Bu vaftiz annesi, hamileliği boyunca ona eşlik edecek ve deneyim korumasından faydalanmasını sağlayacak daha yaşlı bir kadındır. Zamanı geldiğinde anne adayı ve sponsoru gruptan uzaklaşır. Doğacak bebek için olduğu kadar genç anne için de nefes almayı kolaylaştırmak amacıyla sığ sulara yaklaşacaklardır. Doğum okyanusta büyülü bir andır ve biz de bu olağanüstü olaya tanıklık edebileceğiz. Bakın, bebek sonunda annesinin karnından çıkıyor. Kuyruğunu görebiliyoruz. Gerçekten de yunuslarda önce kuyruk, sonra gövde ve son olarak da baş ve hava deliği çıkar. Doğa her şeyi iyi yapar. Biz insanlarda olduğu gibi kafadan çıkışın daha kolay olabileceği düşünülebilir. Belki kolay ama bu genç yunus için çok tehlikeli. Doğum beklenenden daha uzun ya da zor olursa bir refleks inspirasyon meydana gelebilir ve ciddi sonuçlar doğurabilir. Gördüğünüz gibi vaftiz annesi her zaman genç annenin yanındadır. Bir ebe gibi davranır ve doğum boyunca onunla ilgilenir. Annenin beslenmesi gerektiğinde görevi devralacak ve genç yunusu kendi yavrusuymuş gibi şiddetle koruyacak olan yine vaftiz annesidir. Bu deniz memelisi için eğitim bir grup işidir. Herkes bu değerli ve önemli görevde yer alır. 5 ay sonra kendi kendine beslenebilecek ve artık tam bir üyesi olduğu tüm ailenin korumasından faydalanacaktır. Grubunun tüm iletişim kodlarını ve sosyal davranışlarını öğrenecek.
Bu iki Yunus, yüzgeçlerine dokunarak dostça bir şekilde merhaba diyor. Yunusların çıkardığı sesler muhtemelen size az ya da çok benzer geliyordur. Ancak kulaklarımız onların dilinin tüm inceliklerini algılayacak kadar eğitimli değildir. Son araştırmalara göre Yunusların yaklaşık 14 sinyalden oluşan bir ses repertuarı vardır. Yoğunlukları, yapıları ya da süreleri farklıdır ve karmaşık bir iletişim geliştirmelerine olanak tanır. Ancak Yunus, güzel sesine rağmen duruşlar, davranışlar ve hatta mesafeler de dahil olmak üzere birçok başka iletişim süreci kullanır. Bu varlıklar çok dokunsaldır. Gruptaki bu birleşme ve dayanışmayı sağlayan şey hiç şüphesiz budur. Fiziksel temas grup için çok önemlidir. İletişim sistemlerinin temelini oluşturur. Yunus'un sosyal becerileri onu bu kadar popüler yaptıysa, aynı zamanda düşünme yeteneğine sahip ve bazen şaşırtıcı eylemlerde bulunabilen çok zeki bir yaratıktır. Yunusların insanlardan yardım istemesi alışılmadık bir durum değildir. Örneğin Hawaii yakınlarında bir Yunus, yüzgecine kanca takıldığı için bir dalgıca yaklaşmıştır. Böylece ünlü kancayı çıkarmak ve okyanusta yoluna devam etmek için insan yardımından faydalanabilmiştir. Bazen yardım istemek için değil, kendi yardımlarını sağlamak için insanlar ya da diğer hayvanlarla temasa geçerler. Denizin süper kahramanları olarak adlandırılan bu balıkların pek çok olağanüstü kurtarışları var. İnsanları boğulmaktan kurtardıkları gibi, bazılarını köpek balığı saldırılarından da kurtarmışlardır. Yunuslar nasıl cesur olacağını bilirler. Ayrıca diğer deniz hayvanlarına ve hatta suda başı dertte olan köpeklere bile yardım etmişlerdir. Yunuslar, dünyamızda yaşayan en istisnai varlıklardan biridir. Böyle canlılarla karşılaştığımızda okyanusun cazibesine kapılmamak mümkün değildir. Bu güzel buluşma gezimizin de sonu oluyor. İşte yolculuğumuzun sonuna geldik. Olağanüstü hayvanlara hayran kaldınız ve okyanuslarımızın dibinde saklı olan biyolojik çeşitliliğin zenginliğini kendi gözlerinizle algılayabildiniz. Olağanüstü yetenekleri veya fiziksel özellikleri nedeniyle sizi en çok etkileyen tür hangisiydi?